Peki koltukları silerken bir hata gördün mü? Büyük ama bir çok hata. Kirli değildi koltuklar. Gerçekten mi? Dünkü Gamze Hanım'ın koltuğu silinmemişti. Çok bak, kirliydi ama bu koltuklar çok kirli çok kirliydi. Değildi. Sadece yastığını kaldırdığınız zaman içini görecektim. Hayır, çok pamuk kullanmıştı, mahvolmuştu biz koltuk. Biz geldik gördük yani, onu söylüyorum ben. Yanlış görmüşsünüz şey o zaman. Vallahi yanlış görmüşsünüz. Prizin altında lekeler var. Herkes aynı şeyi düşünüyorsa, aynı şeyleri gördüyse nasıl yanlış gördünüz diyebiliyorsun. Ben de onu anlamadım. Vallahi o zaman sizin temizlik anlayışınız bu kadarmış. Öyle söyleyeyim. Özlemci, mutfağa gelmek istiyorum. Tamam. Mutfağa girdiğimde mutfağın ocağı silinmişti ama altındaki masası silinmemişti. Yağlıydı. Elime hep yağ geldi. Kenarlarını sildim. Artı mutfağın camı silinmemişti. Altları belki bir bez sürmüş olabilir ama mermerin kenarları yağlıydı. Hepsini çitiledim. Hepsini çitiledim. Çıkabildiği kadar. Artı petekler kirliydi. Şimdi benim anlamadığım, siz mi yalan söylüyorsunuz yoksa Ayşegül yaptı da beğenmemezlikten mi geliyor? Sen silmemişsin diyorsun, o hayır ben sildim diyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Ben çok emek harcadım, onu söyleyeyim. Hayatta önceki halini gördün mü? Hayır, ben yalan konuşuyorsun demedim zaten. Tabii. Mutfağın dolabının üstüne çıktım. Yağlıydı. Çok az mutfağın yağ vardı. Mutfağın dolabının çok az üstü. Yağ vardı. Evet, orası bak temiz. İşte oraya bak, gelemem temiz. Şu an. Ben kirli demiyorum sana. Ben orayı bizzat çitiledim ya. Telle mahvoldum orada. Ben yine orada da mahvoldum son yani. Son hali mi temizdi? Hatta dedin ki ben temiz olduğunu zaten sana söylüyorum. Şu an temiz yağ değilsin. Yağ var diyorsun ya, o beni diletiyor. Üstünde. Üstü en üstüne işte. Söylüyorum tabii ben. En üstü yağlıydı diyor. Bir evet, tek orayı da terlemişsin, temiz temizlemişsin. Olmuş. Temizlemişsin, evet. Bizzat çok çıktım şükür. Baktım. Artı içleri temizdi ama çok yağlı bir dolap değildi. Ele bayağı yapışacak bir yağ çok yoktu. Yağlıydı. Hayır. Alt kısımları. Hayır, hayır, hatta hayır. Hatta şöyle söyleyeyim, onu da belirteyim. Yağ damlacıkları öyle bir damlamış ki hani bayağı küçük küçük toplar oluşturmuştu. Gamze Hanım'ın mutfağı daha yağlıydı. Heh, niye onu hiç verdin? Niye onu hiç verdin? Eyvah eyvah. Niye 3 verdi söylesene? Ya, verdim, onu hak ediyordun, onu verdim. Yan ya, fayansı çitiledim. Tamam, sen puan rakası, ben dakika konuşacağım. İyi, yan konuş. Fayansı da bayağı şey yaptım, telledim. Gelecek. Artı dolaplarını silmişti. Buzdolabı temizdi. Buzdolabını temiz buldum ama petekler bırakılmıştı. Göz önündeydi. Banyoya gelince klozeti temizlemiş, güzel temizlemiş. El lavabosu temizdi. Petek yine aynı şekilde silinmemiş. Kıl dolu. Biz genellikle çitiledik, silmedik. Ya silinmese de yani temizlenebilirdi. Banyo camı pisti. Çamaşır makinesinin arkası alınmıştı. Genel anlamda 4 saatlik bir temizlik için Ayşegül yeterli mi değil mi? Yani 4 saatlik bir temizlik için bence yeterli değil. Peki puanını alalım Özlem. 3 veriyorum. Konuşabilir miyim ben? Tabii. Nasıl 3 veriyorsun Allah aşkına? Bak niye? Azıcık kendi ağzına itiraf ettin. Dedin ki Gamze'nin mutfağı daha yağlı dedin. Bunu dediğin halde sen bu kıza 3 veriyorsun. Senin de eksiklerin vardı. Bana niye 4-5 vermedin? Niye vereyim sana 4-5? Ya hayır, mutfakta niye mutfak eksiğim yok hayır, ki benim? Hayır, senin de eksiklerim vardı. Allah. Ya tamam da ya, niye oturmada değil mi? Ağzına itiraf ediyorsun. Ettiği evet. Halde hala diyorsun ki senin eksiklerin vardı. Ben anlamıyorum, sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun yani? Allah, ne senin içiyorsun? De eksiklerim vardı. Hangisinin eksiği daha çok senin için? Heh. İkisi de aynı puanı verdiğim için. İkisi de yoksa aynı. Yoksa birisi yüksek olsaydı... İki evi kıyaslıyorsunuz, ikimizin işini kıyaslıyorsunuz. Ev kıyaslama yok burada. Ben anlamadım. Yo, az önce ki... kıyasladın. İkimiz aynı gördüğünü söyledin. İki evi aynı bulduğunu söyledin. Yok, temizlik için. Temizlik ya, için hayır, kıyaslama. Hayır, evi aynı bulduğunu söyledin. Kadın ve zaman evler yarışmıyor. Ev tabii ki şans eşi. Şans bizim bu. İçin temizlik önemli. Temizliğe ama böyle bir evde temizlik yapmak tabii ki biraz daha zordur. Evet. Yani eğer bu evin hakkını verebildiyse tabii ki puanını iyi vermeniz gerekiyor. Ama sen şu anda ikisinin de temizliğini eşit görüyorsun. Evet. Aynı şekilde. Belda Hanım, sizden devam edelim. Bu problem olmazsa sizin için. Şöyle buna yorum yapayım. O kim? Özlem. Özlem ablaya. İkisinin temizliği şöyle, bence Ayşegül'ün temizliği daha iyiydi. Ayşegül'ün temizliği Gamze'den daha iyiydi diyorsun. Hayır, şöyle. Ben baştan başlayabilir miyim? Bence sen baştan başla. Hatta röportajda dedi ki Ayşegül Gamze'den daha iyi bir yarışmacı. Evet, evet, bence öyle. Öyle Gamze şimdi, yalan mı söyleyeyim? Peki hiç hangi açıdan da? Hiçbir şey demiyorum ben sana. Senin gözlerin kör olmuş, ben de doktora götüreceğim. Gerçekten yani. Canım tamam da sen... Götüreceğim ben seni, ücretsiz evet. Götüreceğim sesle kaynağı, yani böyle hayır, olmaz yani. Ne alaka? Bu ne? Allah aşkına yani. Bir dur. Ha tamam, dur lan. Özlem ablanın dediği gibi dolapların daha yağlıydı. Okey ama 3 saatte zaten çıkar o dolaplar. 3 saatini orada harcadım. 3 saatte, 2,5 saatte bir kere. 2,5 yani. Saatte davlumbazı unutma. Lütfen rica ediyorum, davlumbazı. Çok uğraştım ben. Tamam evet, tamam daha yağlıydı tamam. Seninki. Okey 3 saat harcadın zaten. 3 saat değil, 2,5 saat lütfen. Yarım saat unutmayalım. Ya biz sürekli böyle önceki günleri mi tartışacağız?
Şimdi sen öyle bir cümle laf kurduğun için o da istemez. Kendini kendi savundu tabii. Hayır Gamze, yani sen başlığından beri bugün Ayşegül'ün günü, senin aynen değil. Ben de şu an onu söyleyecektim Gamze. Yani puan veriyorlar, kendini atıyorsun. Hayır ama bak benim adım geçmez. Adım geçmeden cümleyi tekrar kur. Adım geçmeden tekrar cümleyi kursun. Hadi bakalım kur. Ballim, senin evin daha pisti. Ben. Evet, o, yani oldu bu... Gamze zaten ilk günde kalmış. Bence Gamze yarışmanın sürdüğünün farkında değil. Ve sürekli dolabındaki yağdan bahsediyor. Zaten 3 saat geçirmişsin. Bir zahmet orayı bitir yani. O yüzden Gamze beni çok sinirlendiriyor. Gamze'nin yaptığı bir yorumu da kale alamam yani. Kale alıp boşuna sinirlendiremem kendimi. Melda, senden temizlikle alakalı net yorumlar istiyorum. Tamam, banyoda klozeti, lavaboyu beğendim. Diğer tarafları beğenmedim. Çamaşır makinesine bence el dokunulmamış. En azından yüzünden bir alabilirdi. Evet, evet, evet. Halbuki yüzünden de aldım ha. Yani arkası şey yapmadı. Yok, çok tozluydu Ayşegül. Ben öyle gördüm. Tozluydu. Ben genellikle toz değil de bildiğin kirdi yani. Bezle aldım hatta. Çok pis. Duvarlar? Duvarları da beğenmedim. Gerçekten duvarlar mi? Duvarlar da pisti bence. Şu anki hali mi? Evet. Biz çok çitiledik. Hatta orada daha belki daha fazla vakit harcadık, ıslandık, mahvolduk. Ne kadar iyi vakit harcadık. Bence sana bir şey diyeyim. Sen koltuklarda çok zaman harcadın. Koltukları peki, beğendim. Peki Melda, sen salona geldiğinde, ilk salona geldiğinde Ayşegül koltukları siliyordu. Etrafa baktığında büyük bir yanlış gördün mü? Sana da sormak istiyorum. Yok, ben görmedim. Gör. Bence peki. Bir tamam. De halı çok sonunda pis. Ben bir şeyler açıklayacağım. Ben onun için şey söyleyebilir miyim? Istiyorum. Salonda şey söyleyebilir miyim? Bu halıyı koltukları kaldırmıştık. Evi süpürmüş müydü? Yerler çok şey olurdu. Evi gezdiniz koltukları silerken. Yok, siz yerler, baktınız. Yerler süpürülmemiş. Bence yerler temiz de halı aşırı pis. Onu demiyorum. Yerlerde bayağı su vardı bu ara. Kız, ona da söyleyeyim. İyiymişsin. Ne diyor ki? Dediğini bir dinle ta kadın ya, orada pardon, ne diyor? Evi süpürmeden koltukları silmeye başlamış. Ha, öyle ki ben öyle bir şey demedim. Ben sana soruyorum. Ben kendi gördüğümü diyorum. Gördüğün, az önce sordum sana niye demedin ya o zaman? Ya konuşturmuyorlar ki biri atlıyorlar. Geldiğinde yerlere baktın mı? Sence baktım, süpürülmüş müydü? Baktım, süpürülmemiş. Süpürülmemiş. Bence süpürülmemiş. Koltuğun arkasını süpürdüm. Bu halıyı süpürüp kaldırdım. Sonra da burası bayağı zaten ıslandı. Islandığı için süpüremezsin. İstediğin kadar yap, süpüremezsin. Artık orayı ne yapacaksın? Islak bezle çekeceksin. Islatmadan önce komple bir süpürmen gerekmiyor mu evi? Islatmadan önce zaten halıyı kaldırdığım için, koltukları öne çektiğim için bayağı bir daraltı oldu. Yani ne anlamına geliyor? Arkalarını falan süpürdüm. Hayır. O manada önce, söylüyorum. Önce yapman gereken halıyı süpürüyorsun ya, halıyı Prensiz. Kaldırıyorsun. Ondan sonra koltukları diyorsun ya, daralttım alanı. Koltuğun birini süpürürsün, çekersin. Sonra arkasını süpürürsün. O şekilde planlı yaparsın. Yani plansız çalışmış. Tamam. Gerçekten var. Bak gülme geliyor. Vallahi bak. Az önce ağlama geliyordu. Şu an gülme geliyor. Tüm duyguları göreceğim. Ya sırayla. Vallahi göreceğim. Peki Melda, senden puanını alalım. Buyur. Evet, Melda puanını açıklıyor. Bakalım neye göre kaç puan verdi Melda? Dünle bugün gerçekten o zaman eşit gidiyor yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.